Hastaneleri Hayat Sağlıkla Güzel programını sunar. Ve ekranlarından herkese merhabalar. Yeni bir haftada yeni bir Hayat Sağlıkla Güzel programıyla bizler tekrardan karşınızdayız. Sizler de canlı yayınımıza telefon ile bağlanabilir. Konuk hekimlerimize sormak istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Hekimlerimize diyorum çünkü bu hafta genel cerrahi dalında çok değerli iki hekimi konuk ediyor ve iki önemli konuyu konuşuyor olacağız. Ama öncesinde hekimlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Genel cerrahi hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Enver İhtiyar. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve yine genel cerrahi hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Serdar Erkasap. Sayın hocam sizler de hoş geldiniz. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Programa geçmeden önce Eskişehir'de genel cerrahi alanında hastaların ihtiyaçlarını en kısa ve en doğru şekilde karşılayan ender hekimlerdensiniz. Bizler sizi başarılarınızla çok yakından tanıyoruz. Fakat ekran başındaki izleyicilerimiz için de bir kere de sizden dinlemek isteriz. Hocam, Profesör Doktor Enver İhtiyar kimdir? Ben 1955 Rize doğumluyum. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi İstanbul'da aldım. 1974'te Bursa Tıp Fakültesi'ne girdim ve 80 yılında mezun oldum. 83'te Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda İhtisas'a başladım. 83'ten ta geçen seneye kadar yani 2019'a kadar fakültemde çeşitli kademelerde hemen hemen her kademede görev yaptım ve geçen sene fakültemden emekli oldum. Şu an serbest hekim olarak çalışmaktayım. Serdar Hocam, Profesör Doktor Serdar Erkasap kimdir? Tanıyabiliyor musunuz? 1987'de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. O günden bugüne kadar geçen 32 yıldır Eskişehir'deyim. Dolayısıyla Eskişehirli oldum. Artık Antalyalıyım demiyorum. Çok sevdiğim Eskişehir'de yaşamaya devam ediyorum. Serbest olarak çalışıyorum. Çeşitli hastanelerde ameliyatlarımı yapıyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki, iki önemli konu dedik. Özellikle kadınların korkulu rüyası, meme kanserleri hakkında Enver Hocam, Türkiye'de ve dünyada meme kanserlerinin durumu hakkında görüşlerinizi alabilir miyiz? Meme kanseri sizin de söylediğiniz gibi, belirttiğiniz gibi kadınlarda en sık gördüğümüz kanserlerden biridir. Yani ben talebeyken bize öğretilen 13 kadından birinde gözüküyordu. Uzmanlık çağımda bu 10 kadından birine geldi. Şimdi ise her 8 kadından birinde meme kanseri gözüküyor. Yani meme kanserinin bu kadar yaygın olduğu, yani dünyamızda çok yaygın, özellikle ileri ülkelerde, yani ekonomik olarak gelişimini tamamlamış ülkelerde çok çok daha yaygın bir meme kanseri durumu söz konusu. Bunun için herkesin son derece uyanık olması gerekiyor. Şimdi bir de özel bir durum var. Bizim Türkiye Meme Hastalıkları Federasyonu'nun yapmış olduğu bir çalışma, 25 bin kayıtlı hastası var ve bu hastalardan 40 yaşının altında bizim Türkiye'de meme kanseri görülme oranı %17'dir. Bu son derece büyük bir rakamdır. Yani Avrupa'da, dünyada veyahut da gelişmekte olan ülkelerde bu kadar yüksek bir 40 yaşın altındaki meme kanseri oranı görmüyoruz. Türkiye bunun için bir sanki örnek teşkil eden bir ülkemiz gibi ve bunun için de zaten bir Sağlık Bakanlığı'na federasyon olarak müracaat ettik ki tarama mamografilerini 40 yaşının altına indirin. Günümüzde 50 yaşın üzerinde oluyor. Şimdi
Meme kanseri sıklığına baktığımız zaman en sık hangi yaşlarda görüyoruz? Evet. 45 ila 49 yaşları arasında görüyoruz ki bu %16-17'ye tekabül ediyor. Daha sonra bir inme eğilimine giriyor ve en düşük olduğu yaş grubu 65 ile 69 yaşları arasında, ama 69 yaşları arasında yaşından sonra da tekrar yükselmeye başlıyor bir hastalık durumu. Şimdi bir de şey olarak baktığımız zaman biz meme kanserini hangi evrede yakalıyoruz Türkiye'de? Evet. Maalesef Türkiye'de yakaladığımız meme kanserlerinin kabaca %75'ini biz evre 1 ve 2'de, %25'ini de evre 3 ve 4'te yakalıyoruz. Ne demek bu? Evre 1 ve 2'de yakaladığımız meme kanserlerini cerrahi olarak son derece rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Ama evre 3 ve 4 meme kanserlerinde önce ilaç tedavisi yaptırıyoruz. Daha sonra cerrahi tedaviye alıyoruz biz bu hastalarımızı. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir şey de, kadınlar devamlı sorar yani acaba benim meme kanserim hormonlarla ilgili mi diye. Şöyledir, meme kanserlerinin hormonlarla ilgisi son derece yakın. Özellikle mesela östrojen reseptörü dediğimiz östrojen hormonuna duyarlı meme kanseri bizim toplumumuzun %70'inde var. Progesteron reseptörünü pozitif olduğu meme kanserleri %59-60 dolayında ve bir de CRB2 dediğimiz veyahut da HER2 dediğimiz bir tümör markerının pozitif olduğu meme kanseri oranı da Türkiye'de %23 oranlarında, %23 oranlarında. Şimdi toplumun dedik 8 kadından birinde günümüzde meme kanseri gözüküyor. Bu dünyada nasıl? Global olarak gelişmekte olan, yani gelişimini tamamlamamış geri ülkelerde 100 binde 20 kadında meme kanseri gözüküyor. Gelişmiş ülkelerde, mesela bu Avrupa toplumunda, Amerika'da, Japonya hariç %79 oranında meme kanseri, 100 binde %79 oranında meme kanseri gözüküyor. Bizim ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde de 100 binde 40 kişide, 40 kadında meme kanseri görüyoruz. Yani özetlersem bu söylediğimi, kadınların en sık gördüğü meme kanseridir. Onun için bütün kadınlarımız dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Ben de bir şey yok, doktora gitmeyeyim veyahut da şunu yaptırmayayım dememeleri gerekiyor. Özellikle 35 yaşından sonra mutlaka her kadının her yıl bir doktor muayenesi olması gerekiyor. Bu konunun detaylarını daha sonra tekrar konuşacağız. Peki hocam, meme kanserlerinde risk faktörleri olarak neler sayarsınız? Şimdi meme kanserlerinde çeşitli risk faktörleri var. Ama bunların tabii en önemlileri, yani yüzlerce risk faktörü sayabiliriz ama en önemlileri başında bir kere kadın olmak. Evet. Yani kadın olmak başlı başına bir risk faktörüdür. Hele 50 yaş dolayında kadınlarda, ki demin bunun oranlarını vermiştim, bir hayli yüksek, risk faktörleri daha fazla. İkincisi, meme kanserlerinin %10'u genetiktir. Yani ailede meme kanseri vardır ve sizde de meme kanseri vardır. Bunu nasıl tespit ederiz? BRCA1 ve 2 genlerinin pozitif olduğu kişilerde 70 yaşına kadar meme kanseri görülme şansı %70'tir. Bu da önemli bir risk faktörüdür. Bir diğer risk faktörü ailede meme kanseri olması. Yani annede meme kanseri olması, kız kardeşinde meme kanseri olması. Bir tık daha öteye gidersek işte teyzede ve teyze kızlarında meme kanseri olması bir risk faktörü oluşturuyor. Ve şişman kişiler, yani bayanlarda özellikle söylüyorum, vücut kitle indeksi %25'in üzerinde olan kişilerde meme kanseri görülme şansı normal popülasyona göre 3 kere daha fazladır. Bir diğer risk faktörü doğurmama. Özellikle bu son yıllardaki
hanım kardeşlerimizde doğurmama, işte vücut bütünlüğü bozulmasın, kariyer, böyle bir kaygılar oluyor. Hı-hı. Bir doğurmama meme kanseri için bir risk faktördür. Ne kadar çok çocuk doğurursa meme kanserinden korunma şansı o kadar fazladır, ama bu da başka sosyal şeylere neden oluyor. Onun için bu sayıyı hanımlarımıza bırakalım. 30 yaşından sonra doğurma. Mesela doğurmamış, doğurmamış, 30 yaşından sonra doğurma bir risk faktörüdür. Ve de uzun süre doğum kontrol hapları kullanma veyahut da uzun süre menopozda olan kadınların hormonal tedavi alması. Bu uzun süre dediğimiz ne? Dünyada bu kabul edilen 10 yıl kesintisiz hormonal ilaç kullanırsanız meme kanserine yakalanma şansınız normal popülasyona göre 3-4 kat daha fazla. Ama biz Türkiye'de Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu'nu bir çalışması neticesinde biz bunu 5 yıl olarak kabul ediyoruz. Çünkü bizim takip şeyimiz bir Avrupa ülkeleri kadar ciddi olmuyor. Onun için diyoruz ki kişilere 5 yıl kesintisiz hormonal ilaç kullanmış iseniz bu meme kanseri olma şansınız yine normal popülasyona göre 3-4 kat daha fazladır. Daha önce yapılan meme biyopsileri, bakın bunlar son çalışmalardır. Mesela maalesef üzülerek görüyoruz ki fibrokistik değişikliklere memenin biyopsi yapılmaya başlandı. İşte bu biyopsi sonucu bu fibrokistik değişikliklerin stage yani evresi artıyor ve meme kanseri olma şansı artıyor. Burada fibrokistik değişikliklere meme kanseri, meme biyopsisi yapmamakta fayda var. Bütün meslektaşlarıma duyuruyorum. Ve bir son olarak da toraks duvarına yani göğüs duvarına çocukluk yaşta verilen radyoterapi meme kanseri şansını daha da arttırdığı söyleniyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Hocam, kadınlarda normal takip nasıl olmalıdır? Hekim olarak ne dersiniz? Bayanlar nasıl bir yol izlesinler? Şimdi onu hemen şöyle söyleyeyim, özetleyeyim daha doğrusu, çünkü vaktimiz sınırlı. Serdar hocam da tabii kolon rektum kanseri konusunda çok son derece güncel bilgileri verecek. Şimdi bir kere annede meme kanseri varsa kız çocuğu ne zaman takibe alınmalı? Annede diyelim ki meme kanseri 40 yaşında çıktı. Kız çocuğu 10 yıl önceden takibe alınmalı. Yani 30 yaşında kız çocuğu takibe alınmalı. Ailesinde meme kanseri olan kişiler için. Normal, hiçbir şikayeti yok. Normal kadınlar 35 yaşına kadar mutlaka her ay bir veya iki kere kendi kendini muayene etmek durumunda. Bu son derece önemlidir. Yani bayanlarımıza söyleyelim, mutlaka ayda bir veya iki kere kendinizi muayene edin. 35'ten sonra şikayetiniz olsun veya olmasın önemli değil, mutlaka mutlaka bir cerrah tarafından, bir meme cerrahı tarafından muayene edilmelisiniz. 40 yaşından, 35 yaşından sonra. Görüntüleme yöntemlerine ne zaman başlayalım? Görüntüleme yöntemlerine 35 yaşından sonra ultrasound'a başlanabilir. 35 ila 40 arasında bir kere mamografi çekilebilir. Baz mamografi elde olsun. 40 yaşından sonra çektireceğimiz mamografilerle kıyaslamamız açısından. 40 ila 50 yaş arasında 2 senede bir mamografi. 50 yaşından sonra her yıl mamografi mutlaka çektirilmelidir. Şu an günümüzde mamografinin önüne geçen, mamografinin önüne geçen bir görüntüleme yöntemi söz konusu değildir. Hemen parantez içerisinde şunu da belirtelim. Meme MR'ı son derece yaygın çektirilmeye başlandı. Son derece lüzumsuz çektirilmeye başlandı. Ne zaman meme MR'ı çekilmesi gerekir? Evet. Risk grubunda ise
Görüntüleme yöntemleriyle herhangi bir şey bulamadın ama muayenende böyle bir şüphelendin veyahut da muayenede herhangi bir şey yok. Görüntüleme yöntemlerinde böyle şüpheli, yani tam açık olmayan bir bulgu söz konusuysa ama risk grubunda olacaksın, o zaman meme mamografisi çekilebilir. Yoksa her kadına sizin şu var hadi bir de mamografi çektirelim demek. Ya. Yani bizim ülkemizin hem bütçesi bunu kaldırmaz hem de lüzumsuz işlem olmuş olur. Hocam meme kanserinin tedavi yöntemleri hakkında biraz konuşabilir miyiz? Çok kısa söyleyeceğim. Başta da söyledim zaten. Meme kanserinin tedavisinde evre 1 ve evre 2'de cerrahi tedavi yapıyoruz. Evre 3 ve evre 4'te önce ilaç tedavisi, daha sonra cerrahi tedavi yapıyoruz. Şimdi meme ameliyatları küçüldü. Benim asistanlığımda, asistanlığımın ilk başında radikal mastektomiler yapılırdı. Evet. Çok büyük, hem memeyi alıyorsunuz, alttaki adelleri alıyorsunuz vesaire vesaire. Sonra modifiye radikal mastektomiler onun yerini aldı. Ama şimdi günümüzde artık memeyi almak son derece nadir. Memeyi meme kanserinden dolayı almıyoruz. Tümörü zaten 1-2 santim diyelim 3 santime kadar bile... Eğer meme kitle oranı uygunsa meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Eğer kitle çok büyükse önce ilaç tedavisini veriyoruz. İlaç tedavisiyle kitleyi küçültüp yine meme koruyucu yapmaya çalışıyoruz. Ha memeyi aldığımız kişiler olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Meme koruyucu yapmışsınız, nüksetmiş. O zaman tabii ki memeyi alacaksınız. Veyahut da multisentriktir. Yani memenin her tarafında yaygın tümör söz konusudur. Burada meme koruyucu yapamazsınız. Tabii ki o zaman memeyi alacaksınız. Veyahut da meme çok küçüktür, kitle büyüktür. Meme koruyucu yapmanın anlamı yok. Zaten estetik olarak bir şey olmaz. O zaman o memeyi almanız gerekiyor. Bir de günümüzde artık aksiller lenf nodu diseksiyonu, yani koltuk altındaki lenf nodlarını alalım mı almayalım mı? Eğer koltuk altında palpable, yani elinize gelen lenf nodu var ise veyahut da ultrasound'da atipik lenf nodu var ise o zaman koltuk altı diseksiyonu yapmak gerekiyor. Ama bunlar yok ise sentinel lenf nodu bakmak gerekiyor. Çünkü koltuk altı lenf nodunu temizlediğiniz olguların %30 oranında kol şişmesi olur. Sentinel lenf nodunda meme başına bir mavi boya veriyoruz. Koltuk altında ilk boyadığı lenf nodu çıkartıp patolojiye gönderiyoruz. Frozen'da hızlı çalışma yöntemiyle eğer orada tümör hücresi varsa koltuk altını temizliyoruz. Yoksa koltuk altına dokunmuyoruz ve böylece bitiyor. Yani meme ameliyatları günümüzde bu. Evre 1 ve 2'de, evre 3 ve 4'te de zaten kemoterapi yapıyoruz. Daha sonra ameliyata geçiyoruz. Evet, diğer bir konumuz hocam. Kadın erkek cinsiyet ayrımı gözetmeksizin görülebilen kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolorektal kanserler. Serdar hocam, kolorektum kanserleri görülme sıklığı ne kadardır ve hangi toplumlarda daha çok sık görülür? Sayın ihtiyar gibi çok kısaltılarak anlatılması mümkün olmayan bir konu. Kolorektal kanserler dediğimiz kalın bağırsak kanserleri ülkemizde de dünyada meme kanseri kadar sık olmasa da her geçen gün artan sıklığı, görülme sıklığı artan bir kanser türü. Ve toplumda 3. sırada kanser açısından görülme sıklığı var. Örneğin erkeklerde akciğer, 2. sırada prostat, 3. sırada kolon kanseri geliyor. Kadınlarda 1. sırada akciğer, 2. sırada meme, 3. sırada kolon kanseri geliyor. Dolayısıyla bütün dünyada kolon kanseri, kolorektal kanserler baş belası bir durum. Çünkü Sayın İhtiyar'ın anlattığı gibi meme hayati bir organ değil ama kolorektal kanserler hayatını gerçekten çok etkileyen, hayat standardını, yaşam süresini ve yaşam kalitesini çok etkileyen hastalıklar. Son yıllarda, özellikle son 10 ila 20 yılda görülme sıklığı meme kanserinde olduğu gibi çok arttı. Özellikle batı toplumlarında, gelişmiş toplumlarda, biz bunu sosyoekonomik gelişmiş toplumlar diye özetliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, Avustralya gibi ülkelerde her geçen gün artıyor.
Ve bu toplumlarda, bu ülkelerde kolorektal kanser görülme olasılığı Uzak Doğu, Japonya ve Çin'den çok daha yüksek. Bu ilginç bir istatistik olarak önümüze sunuldu. Ama son 10-20 yıldır Türkiye incelendiğinde de şu çıktı. Gerçekten Türkiye'de de doğu illerinde, doğu bölgelerinde batı illerine göre çok daha az görülüyor. Batı illerinde kolorektal kanser çok görülürken doğu illerinde mide ve yemek borusu kanserleri çok daha sık görülüyor. Bu aynı dünyadaki dağılım gibi. Evet. Buradan şu çıkıyor. Demek ki yaşam koşulları, yaşam alışkanlıkları, diyet alışkanlıkları değişen toplumlarda kolorektal kanser görülme olasılığı da değişiyor. Bunun için risk faktörlerini incelemek gerekir. Hangi risk faktörleri gündeme gelecek dersek hemen diyet birinci sırada çıkıyor dolayısıyla. Örneğin yağ ve kolesterolden zengin beslenen, lifsiz, rafine gıdalarla beslenen batı toplumlarında kolorektal kanserin daha fazla görülmesinin birinci sebebi olduğu ortaya çıktı. Uzak Doğu'da da mide ve yemek borusu kanserinin çok görülmesi de tütsülenmiş, tuzlanmış, kızartılmış, yakılmış gıdalarla beslenen toplumlarda da mide kanseri çok görülüyor. Diyet bir dedik. Evet. İki, obezite. Üç, vitamin eksikliği. Dört, özellikle üzerine basarak söylüyoruz, lifsiz gıdalarla beslenenler. Ve ileri yaş. Bu faktörler iş içine girdiği zaman batı toplumunda ve Türkiye'deki batıdaki insanların daha fazla kalın bağırsak kanserine yakalanma sebepleri olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam şeyi sorayım. Emre hocamın da anlattığı gibi genetik faktör olabilir mi risk faktörleri arasında? Ne yazık ki evet. Kalın bağırsak kanserlerinde kesin bir oran yok. Meme kanserine daha kesin rakamlar var. Kalın bağırsak kanserinde de şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci derece akrabalarında kalın bağırsak kanseri olan kişilerde, ailelerde ve ailenin içerisindeki bireylerde daha sık görüldüğü biliniyor. Kesin rakam dünyada farklı ülkelerde farklı verildiği için bir şey söylemiyorum. Ancak polipozis koli dediğimiz, herediter kanser dediğimiz, yani bunların Türkçe'ye çevirecek olursak ailesel polipli aileler vardır. Örneğin bir ailede iki kişi de binlerce polibi vardır. Ailenin diğer bireyinin tekrar polip gelişmesi ve dolayısıyla kanser gelişme olasılığı %100'dür. Bu ailesel kalın bağırsak kanseri dediğimiz durumdur. Bir de ailede iki tane kalın bağırsak kanseri var. Aile bireylerinde sadece olasılık artıyor. Demin Enver Bey'in de söylediği gibi... Evet. Sık kontrol gerekiyor, erken başlanması gerekiyor. Rutin tarama yöntemleri değil, özel tarama yöntemleri gerekiyor bunlara. Peki hocam, risk faktörlerini konuştuk. Kolorektal kanserlerden korunmak için bizler ne yapalım? Risk faktörleri neyse korunmak da o. Kabaca söyleyeyim. Batı toplumu gibi beslenmememiz gerekiyor. Batı toplumunda obez, tipik Amerikalıların tablosuna bakarsak fast food'la besleniyorlar. Evet. Sebzeyi az yiyorlar. Lifsiz gıdalar alıyorlar. Bol yağ ve kolesterolle besleniyorlar. Yağ ve kolesterol ispat edildi ki kalın bağırsağın içerisinde bakteriler tarafından yağ ve kırmızı et özellikle yıkıldığı zaman, sindirildiği zaman kanserojen madde ortaya çıkıyor. Buradaki püf nokta şu. Yağdan, kırmızı etten olabildiğince az, sıfır demiyorum, bol sebze ve bol meyveyle ve lifli gıdalarla ve ekmek zaten hiç önermiyoruz ama yenecekse de tam buğday ekmeği öneriyoruz. Hocam, kolorektal kanserler ne tür klinik belirtiler verir? Hasta daha çok hangi şikayetlerle size başvuruyor? Enver Bey'in anlattığı meme kanserinde tanı daha kolay. Çünkü dışarıda bir organ. Hasta genellikle eline gelen bir kitleyle hastaneye gelir, doktora başvurur. Birazcık entelektüel düzeyi iyiyse çok erken gelir. Ama örneğin
kalın bağırsağın yaklaşık 1,5 metre boyunda bir kalın bağırsağımız var. Kalın bağırsağın ilk baş kısmında sağ tarafında olan tümörlerde hastanın teşhis etmesi için en az 3 yıl gerekiyor. Bunun anlamı da şu. Siz klinik belirtilerle hastaneye geldiğinizde en az 2 evreyi geçmiş oluyorsunuz. O yüzden klinik evreler, belirtiler önemli. Örneğin sağ kolon dediğimiz kalın bağırsağın başlangıcındaki tümörlerde ilk belirti şudur. Halsizlik, demir eksikliği anemisi, çarpıntı ve hasta hali, kilo kaybı. Bunlar kesinlikle kalın bağırsak kanserini aklınıza getirecek belirtiler değil aslında. Tabii. Ama işte bunu uyanık bir entelektüelinizi iyi bir insan bunu tahmin edecek umarım. Doktora gittiğinde ya bunun altında bir şey çıkabilir deyip biraz sonra anlatacağım gaytada gizli kan aranabilir. Sol kolon tümörleri dediğimiz anüse, makata yakın tümörlerde ise burası çok önemli. Kırmızı renkli büyük abdeste kan görülmesi. Gaytanın incelmesi. Gayta deşarj sayısının 3-5-10'u bulması. İshal ve kabızlık periyotlarının olması. Ikınma ihtiyacı, tenezim dediğimiz ıkınma ihtiyacı. Ve buna benzer şikayetler olduğu zaman erkenden hastaneye veyahut da bir hekime başvurulması gerekiyor. Hocam peki bazı hastalıklarla da o zaman karışma durumu da var. Hangi hastalıklarla karışabiliyor kolorektal kanserler? Şöyle söyleyeyim. Bizim toplumumuzda anal fissür yani çatlak, hemoroid yani basur görülme olasılığı tüm popülasyonda %30. Hemoroidi olan herkesin hemen hemen hayatında bir ya da iki kez rektal kanaması olacaktır. Anal fissürü olan ağrı ve büyük abdeste kan görme olasılığı yüksektir. Şimdi bu ikisi varsa bu insanlar benim hemoroidim var deyip üzerine yatarlar. Ivır zıvır ilaçlarla aldıkları eczaneden aldıkları pomatlarla kendilerini tedavi etmeye çalışırlar. Bu tedavi sırasında eğer rektum kanseriniz varsa, kalın bağırsak kanseriniz varsa hemoroidiniz olsun olmasın İş işten geçiyor. Birinci evre, ikinci evre oluyor. İkinci evrede gideceksiniz, üçüncü evre oluyor. En çok karışan bu ikisi. Belirti hocam olmaksızın hastalık gelişmiş ise nasıl tanı koyulabiliyor? Görüşleriniz nelerdir? Tarama yöntemleri var mıdır? Püf nokta da burası zaten. Bu saydığım herhangi bir belirti olsun ya da olmasın. Siz bir doktora gittiğinizde sistemik muayene olduğunuzda sistemik muayenenin içerisinde bizim rektal tuşe dediğimiz rektal muayene, parmakla muayene burada aslında işin püf noktası. Olay buradan başlıyor. Kalın bağırsak kanserlerinin %25'i anüste itibaren 15-20 santimetrelik mesafede olur. Sadece muayene ile bu 15-20 santimetrelik mesafenin yarısını muayene ile çıkıyor. Dolayısıyla %15, %20 hastalık tanısı basit bir muayene ile konulabiliyor. Hiç belirti yoksa da. İki, siz check-up amaçla gittiniz. Check-up amacıyla gittiğinizde yapılan genellikle ne? Tetkikler. Akciğer filmi, EKG, kan tahlili. Bir şikayetin var mı? Yok. Sağlıklısın git. Bu kalın bağırsak kanseri, polibi tanısı koymak da kesinlikle yetersizdir. O yüzden ailesinde kalın bağırsak kanseri yoksa, hiçbir şikayeti yoksa 50 yaşından sonra mutlaka kolonoskopi gerekiyor. Bir, bu kesin tanı. İki, 40 yaşından sonra yılda bir kez gaytada yani büyük abdestte kan tetkiki yapılması gerekiyor. Bu o kadar önemli ki doktora gittiniz, gaytada gizli kan bakıldı. Sizin harcayacağınız süre 10 dakika. Ayda iki kez yaptıracaksınız bunu bir kez. Negatif gelirse birkaç yıl sonra bir daha yaptır. Evet. Yani işlem 10 dakikanızı alacak ama tanı değeri çok yüksek. Tedavi seçenekleriniz hakkında konuşmak istersek hocam nelerdir? Hangi yöntemleri uyguluyorsunuz tanı almış bir hastaya? Kalın bağırsak kanserinde
sanki iki tane organmış gibi düşünürsün. Kalın bağırsağın sağ tarafı, kalın bağırsağın sol tarafı ve hatta üçüncü bir bölümde anüse yakın olan bölüm. Üçünün ameliyatı çok farklı. Sağ bölümde, bağırsağın sağ tarafında olanlar nispeten daha iyi. Çünkü kolostomi, yani dışarıya torba takımı olasılığı düşüktür. Kalın bağırsağın üçte bir ya da yarısı alınır. İnce bağırsak kalın bağırsağa bağlanır ve bir hafta içerisinde hasta normal hayatına döner. Ama anüse yakınsa geçici olarak torba takılması gerekebilir. Anüse çok yakınsa hayatı boyunca torbayla yaşaması gerekebilir. O hayatı boyunca torbayla yaşaması gerçekten konfor, hayat standardı ne derseniz deyin çok iyi olmayan bir durum. Evet. Ama son yıllarda gelişen birkaç tedavi yöntemi var. Bunu özellikle izleyicilerin bilmesini istiyorum. Anüse yakın tümörlerde artık kemoterapi ve radyoterapi 1-1,5 ay kadar uyguluyoruz ameliyattan önce. Ameliyattan önce uygulanan bu kemoterapi ve radyoterapi ile çok konforu bozulmadan hastanın tümör küçültülüyor. Tümör o kadar küçültülüyor ki bazen tümörü bulamadığımız hastalar bile çıkıyor. Tümör ne kadar çok küçülürse biraz daha torbasız yaşama ihtimali olasılığı artıyor. Bu son 10 yıldır, 15 yıldır kullanılan yöntem gerçekten bu konuda devrim yarattı. Gerçekten bu konuda insanların yaşam kalitesini çok artırdı. Evet. Bunun özellikle ben rektum kanseri oldum, ömür boyu torbayla yaşayacağım gibi bir kaygıyla hareket etmemesi gerekiyor. Peki hocam, kolorektal ameliyatı olan ve kemoterapi uygulanan hastaların takibi nasıl olmalıdır? Hasta normal hayatında nelere dikkat etmelidir? Sayın İhtiyar'ın da söylediği gibi meme kanserinin takibi de önemli ama kolorektal kanserinin takibi daha önemli. Çünkü meme dışarıda bir organ. Hayati organ değil. Evet. Ama kalın bağırsak kanserinde şöyle bir problem var. İçerideki bir organ olduğu için nüks olduğu zaman erken tanı konulması gerekiyor. Bunun için de ilk bir yıl 3 ayda bir, ikinci yıl 3-5 ayda bir, üçüncü yıl 6 ayda bir, ondan sonra ömür boyu 8 ay ile yılda bir kontrolleri gerekiyor. Bu kontroller sırasında kolonoskopi, kan tahlilleri ve tomografilerle takip ediliyor. Hasta bunları oldu. Evet. Tedavisini tamamladı. İş bitti mi? Hayır. Risk faktörleri neyse aynı risk faktörleri yaşamamasını hastayla hekimin çok iyi diyalog kurması gerekiyor. Diyet dedik. Evet. Tekrarlıyorum. Bu çok önemli. Evet. Diyet. Obezite. Diyetin içerisinde iki tane şey söyledim. Yağ ve kolesterolden ve kırmızı etten uzak durmak. Artı lifli gıdalar dedim. İki, obezitenin mutlaka engel olması gerekiyor. Üç, aktivite. Siz az yediniz. Aktiviteniz yok. Yine kilo veremezsiniz. O aktiviteyi mutlaka sağlamamız gerekiyor. Spor yapılması gerekiyor. Çünkü tekrarlama olasılığı yüksek olan bir hastalık. Bunu kabul etmek gerekir. Peki hocam, programımızın son dakikalarına yaklaşmışken son cümlelerinizi de alabilir miyiz? Enver hocam, özet olarak ne söylemek istersiniz? Özet olarak şunu söyleyeyim. Yani meme kanserinin çok sık olduğunu ve mutlaka kişilerin kendi kendini muayene etmeleri gerektiğini, 40 yaşından sonra her yıl şikayeti olsun veya olmasın mutlaka doktor kontrolü ve görüntüleme yöntemlerinin yapılması gerektiğini, ve hemen tedavide de şunu diyelim, artık mastektomi çok nadir yapıyoruz. Çok artık mastektomi oranımız azaldı. Ama Serdar Hoca'nın dediği, yani meme daha kolay ama meme mastektomi yapıldığı zaman yani bir bayanın psikolojik durumu da son derece önemlidir. Evet. Yani bayanlar ona son derece önem verir. Yani kalın bağırsağını kimse görmüyor ama meme öyle değil. Sayın Serdar'ım. Yani kendi kendini muayene ve düzenli doktor takibi bütün bayanlara öneriyorum.
meme kanserinden korkmasınlar, sadece işte geç kalmaktan kork derler ya, evet, sahiden öyle. Yoksa meme kanserini biz evre 1 ve 2'de yakaladığımız zaman neredeyse 10 yıllık survey %90'lara falan çıkıyor. Bu son derece iyi bir şey. Yani onun için dikkatli olmaları lazım kadınlarımız. Evet Serdar Hocam, sizden de özet alalım son cümlelerinizi. Buyurun. Şimdi diyet demeyeceğim artık. Çünkü medya öyle bir diyetin üzerine gitti ki Türkiye'deki herkes diyet uzmanı oldu. Artık bu konuda bahsetmeyelim fazla. Ama şu önemli. Bence bu program, pardon bu program değil, benim anlattıklarımdan Enver abi. Şu çıkartılmasını istiyorum lütfen. Rektal kanaması olan bir insan olduğunda, yani rektal kanama büyük abdestte kan gördüğünde, hemoroidli, çatlaktı, enfeksiyondu, yok kabızlıktı, ishaldi gibi bahaneler bulmadan mutlaka ve mutlaka bunun sebebinin araştırılması gerekiyor. Bu sebebin araştırmanın en kesin yöntemi kolonoskopi, en pratik yöntemi büyük abdestte gaytada gizli kan araştırılması. Eğer bu yapılmazsa şunu bilin ki birinci evre ise hasta ikinci evreyle gelir. İkinci evre ise üçüncü evreyle gelir. En kötüsü de dördüncü evre, yani karaciğer ve akciğer atladıktan sonra gelir. Böyle bir şeye düşmemek için erken zamanda, erken evrede iyi bir cerrahi, iyi bir kemoterapiyle hastaların %70'i kür sağlıyor. %70 gibi sağlıklı bir hayat sürecekken çok basit ihmallerle bu şansı kaybetmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Evet. Programımızın sonuna geldik. Değerli hocalarımız ile tüm yönleriyle meme kanserlerini ve kolorektal kanserleri konuştuk. Kanserle alakalı başka yerlerden duyduğunuz, bildiğiniz olumsuz ve kötü yorumları kafanızdan silin. Varsa soru işaretleriniz, hekimlerinizle irtibat haline geçerek kanseri yenin. Hayatınıza şans verin. Çünkü kanserler değil, sizler güçlüsünüz diyoruz. Bizler STV ailesi olarak başta konuklarımız Profesör Doktor Serdar Erkasap, Profesör Doktor Enver İhtiyar'a ve ekran başında bizleri misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda oluncaya kadar sağlıkla kalın. Çünkü hayat sağlıkla güzel diyoruz. Hoşça kalın. Hayat Sağlıkla Güzel programını sundu.